Onların nerede ve ne zaman karşımıza çıkacağı bilinemez. Allah-u Teala'nın izni ve iradesiyle olağanüstü güçlere sahipler. Her birinin ayrı ve farklı vazifesi bulunan Allah dostları. Onlar Allah-u Teala'nın veli kulları. Onlar üçler, yediler, kırklar. Allah dostlarının en başında Kutbul Aktab bulunur. Bunlar kainattaki hadiselerin sevk ve idaresinden sorumludurlar. Bu zatlar salih, zâid, veli kullardır. Bunlar hayırlılar cemaatindendir. Bunların hepsi Allah'a olan sevgi ve dostluğunda çok samimidirler. Her ne zaman onlardan bir ölse, Allah onun yerine bir başkasını getirir. Bir rivayete göre Hazreti Ali radıyallahu anh Irak'tayken bir gün yanında Şam halkından bahsedildi. Bazıları onları lanetlemesini istediler. Bunun üzerine Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şunları işittiğini söyledi. Ebdallar 40 kişi olup Şam'da ikamet ederler. Onlar sayesinde yağmur yağar, onlar sayesinde düşmana karşı zafer kazanılır ve onlar sayesinde Şam halkından azap uzaklaştırılır. Manevi alemleri velilerin idare etmesi diye bir şey olamaz. Çünkü manevi alemlerde cereyan eden hadiselerin geneli maddi alemlerde olduğu gibi yaratmaya ihtiyaç duyan olaylardır. Yaratmak ise yalnız ve yalnız Yüce Allah'a mahsustur. Bu erenlerin oluşturduğu 40 kişilik bir cemaat küçük çapta manevi bir organize olduğu için hiyerarşik bir düzen içerisindedir. Birbirlerini tanımaları mümkündür. Onların Allah'a yalvarmasıyla bazı şeyler meydana geldiği gibi Allah'ın izni ve iradesiyle sevdiklerine yardım eder. Onları himaye edebilirler. Kur'an-ı Kerim'de sabit olan koruyucu meleklerin varlığı Allah'a şirk anlamına gelmediği gibi insanları bir çeşit melekleri olan velilerin himaye ve korumaları da şirk anlamına gelmemektedir. Revasi dağlar anlamına, evdat da direkler anlamına gelmektedir. Onlara göre felaket zamanında kullar evdata, evdat da revasiye yönelir. Revasiyi kutup idare eder. Din alimlerinin darda kalınca sığındıkları ve yardım istedikleri kutuptur. Darda kalan sufiler yetiş ya Gavs diye Gavs'a sığınırlar. Gavs olarak bilinenler esma ve sıfat-ı ilahi mazharı sayılırlar. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarının onların şahsında ortaya çıktığına inanırlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri Gavs-ı Azam yani en büyük Gavs lakabıyla ünlüydü. Kutup ise en büyük velidir. Alimlere göre erenlerin başı ve Allah'ın izniyle kainatta tasarruf sahibidir. Yani evreni yönetmeye yetki sahibidir. Kutup
Kutuptan sonra gelen iki kişiye imaman derler. Bunlardan birine imam-ı yemin, diğerine imam-ı yesar adı verilir. İmam-ı yemin, kutbun hükümlerine, imam-ı yesar da hakikatine mazhar sayılır. Yani biri kutbun kararlarını, diğeri de gerçek yönünü bilir derler. Kutup ölünce yerine imam-ı yesar geçer. Kutup ile iki imam üçleri oluşturur. Bunlardan başka sayıları 8 veya 40 olan Nüceba ile sayıları 10 veya 300 olan Nükeba bulunduğu ve bunların insanların iç dünyalarından haberdar olduğu kabul edilmektedir. Bu erenler bazı zamanlarda kendileri bile böyle esrarlı bir yeteneğin farkına varamayabilirler. Bu erenler bütün kötü hasetlerden sıyrılmış, kötü olayların iyiye çevrilmesine ve her türlü kötü iş yapmaya karşı duran uğurlu insanlar, kutlu insanlar zümresinin müdavimi olmuş hak erenleridir. Bunların sayılarının 7, 40 ya da daha çok veya daha az olması hiç de önemli değildir. Önemli olan onların hak nezdindeki yerleridir, payeleridir, vazifeleridir. Allah dostlarını sevenler besledikleri muhabbetten dolayı Allah-u Teala'yı da sevmiş olurlar ve böylelikle Allah-u Teala'nın dostluğunu kazanırlar. Çünkü Allah için Allah dostlarına muhabbet Allah-u Teala'yı sevmek demektir. Allah dostlarını kabul etmeyenler ve inkar edenlerin çoğunluğunun küfür üzere ahirete gittikleri görülmüştür. Allah dostlarına yakın olmanın faydası çoktur. Bu dünyada evliyalara yakın olan kimse aynı yakınlığı ahirette de muhafaza eder. Allah-u Teala bir insana dost olursa herkes ona itaat etmek mecburiyetinde kalır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, her Müslüman terbiye edici bir üstada muhtaçtır. Üstad onu terbiye ederek kötü huylardan kurtarır. Allah-u Teala insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderdi. Peygamberden sonra ona vekil olarak evliyayı yarattı. Veliler, Resulullah Efendimiz'i iyi tanıdığı için onun mübarek kalbinden feyz alır ve bu feyzler bunun kalbinden kendisine bağlananların kalbine akar. Feyz gelen kalp temizlenir, ahlakı güzel olur.